İyi günler. Sağ olun. Hocam ben 2008'in birinci ayında iki tane damarım, iki tane stentim var. Evet. Takıldı. Boyalı işte. Bunun yıpranma zamanı var mıdır? Devam ediyor. Yani şimdilik bir şey devam ediyor aynı stentlerden. Evet hocam, aradaki fark nedir ve yıpranma payını çok soran izleyicimiz, evet, var. Evet. Denk geldi. Öncelikle geçmiş olsun hastamıza. Stentlerde yıpranma payı diye bir kavram yok aslında. Şöyle ki, biz bir hastamıza stenti taktığımız zaman bizim isteğimiz, niyetimiz, beklentimiz o hastanın ömür boyu o stentle damarının açık kalmasıdır. Evet. Stentin yıpranması diye bir şey söz konusu değildir. Stent takıldıktan sonra üzerine endotel dediğimiz damarın iç yüzeyini döşeyen doku kaplar ve o hastanın kendi parçası olur artık. Yıpranma payından kastımız hastalarımızın, evet, stentleri zaman içerisinde daralabiliyor, tekrar tıkanabiliyor. Muhtemeldir hastalar arasında bu kastedilerek yıpranma payından söz ediliyor. Şimdi şunu öncelikle söylemek gerekiyor. Biz damarı açtığımız zaman bir stentle, bu şu demek değil, ömür boyu bu damar aynı şekilde kalacak. Biz bir hastalığın sonucunu tedavi ediyoruz. Ateroskleroz dediğimiz, damar yağlanması dediğimiz halk arasındaki ifadesiyle hastalık hastamızda devam ediyor aslında. Yani vücudun değişik noktalarında bu damardaki bozulma süreci devam ediyor. Biz bunun için aspirin veriyoruz hastalarımıza, bir takım kolesterol ilaçları veriyoruz, evet, yine kalp ilaçları veriyoruz. Bu süreci yavaşlatmaya yönelik. Ama şunu baştan kabul etmemiz lazım ki bir stent taktığımız zaman stent taktığımız bölgenin biraz aşağısında ya da biraz yukarısında yeni bir darlık pekala gelişebilir. Evet. Bu hastalığın devam etmesiyle ilgili bir şeydir. Bir benzetmek belki tam olarak örtüşmeyebilir ama bir tümörün bir bölgeden alınması onun tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Evet. Nasıl ki yayılmış bir tümör değişik noktalardan tekrar tezahür edebiliyor, tekrar sorun çıkarabiliyor ise burada da öyle bir benzetme yapılabilir ama hastalık sistemik bir hastalık. Tüm damar yapısını tutan bir hastalık. Biz bugün hasta kriz geçirdi veya geçirmek üzereyken geldi, o damarını açtık. Ama o damarın başka bölgesinde yeni bir darlık pekala gelişebilir. Evet. Bu birinci bir problem. Yani bir hastamız stent takılmışsa tekrar doktora gelmesinin bir sebebi budur. İkinci sebebi o yıpranma payı dedikleri şey hastalarımızın aslında stentin tekrar daralması. Stentin tekrar daralması bundan 10-15 yıl öncesine göre oldukça az rastladığımız bir durum. Evet. Bundan ilk 20 sene önce stentler kabaca 20-25 sene önce kullanılmaya başlandığını düşünürsek onlara biz metal, çıplak metal stent diyorduk. Yani üzerinde ilaç kaplı olmayan stentler. Onlar da aşağı yukarı %30'lara 40'lara varan tekrar daralma durumları görülüyordu ne yazık ki. Ancak yıllar içerisinde bu stent teknolojileri giderek gelişti. Bu stentlerin üzerine tekrar daralmayı önleyici bir takım ilaçlar eklenmeye başlandı. Bu ilaçlarla kaplanmaya başlandı. Bu sürecin sonunda şartlara bağlı olmak üzere bu daralma oranları %5'lere kadar düştü. %5 ila 10 arasında değişiyor. %1'lere kadar düşen hasta grupları var. Elbette ki bu hastanın her şeyden önce taşıdığı risk faktörlerini. Diyabetik olup olmaması, tedavisini düzgün alıp almaması, yaşam tarzında bir kalp hastasına uygun yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bunlar başrolde. Evet. Çok önemli. Bir de hastaların genetik yapısı bazen nadir de olsa, evet, stentin tekrar daralmasına daha müsait olabiliyor. Dolayısıyla bu çok faktörlü bir durum. Stentin tekrar daralması her şeyden önce hastanın kendisine iyi bakması, tabir yerinde ise damarlarını, stentini iyi korumasıyla ilişkili bir şey. Bu oran dediğim gibi %5'ler civarında. Bu takılan bölgeye, takılan damarın özelliğine, acaba çok kireçli bir damar mı, damarların çatal bölgesi dediğimiz nispeten kavşak noktalarına takılan stentlerde biraz daha yükselebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki bundan 20 yıl önceki duruma göre son derece iyi durumdayız. Stentler artık güvenilir, kendini kanıtlamış cihazlar artık. Tedavilerimizin de aşağı yukarı kalp hastalarının %90'ının tedavisinde başrol oynuyor stentler.
az önce söylediğim gibi bypass ameliyatına artık biz %5 ila 10 oranında kabaca örnek vermek gerekirse %5 ila 10 arasında başvuruyoruz. Bu hem boyun damarları için, hem kalp damarları için, hem bacak damarları için geçerli.